Allah o kadar büyüktür ki bizim trafik işlerimize mi karışacak? Bizim maliye işlerimize mi karışacak? Gelip de bizim miras hukukumuzla mı ilgilenecek Allah? Haşa ve kella alemlerin Rabbi olan Allah çok yücedir. Miras hukukunu biz belirleyelim. Maliye hukukunu biz belirleyelim. Evlilik hukukunu biz belirleyelim. Allah da büyük işlerle uğraşsın. Yani yıldızları idare etsin, Güneşin doğuşunu batışıyla batışıyla ilgilensin. Ama kalan böyle küçük ufak tefek işlere gelince Allah onları da bize bıraksın. Onları da biz yapalım. Bu gençler de aynı İbrahim Aleyhisselam gibi kavimlerinden uzaklaşırken bir ifade kullanıyorlar. Sizin Allah'ın dışında taptıklarınızdan uzaklaşıyoruz diyorlar. Allah'ın dışında taptıklarınızdan. Niçin bunu söyleme gereği duyuyorlar? Yani İbrahim aleyhisselam da öyle. Şu ara suresinde Allah'ın bize anlattığı kavmini alıyor karşısına. Diyor ki İbrahim aleyhisselam, اَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ اَنْتُمْ وَآبَاءُكُمُ الْاَقْدَمُونَ Gördünüz mü? Sizin ve geçmişte kalan babalarınızın taptığı bu ilahlarınızı. Gördünüz mü onları? Kavim evet biliyor ilahlarını. فَاِنَّهُمْ عَدُوٌ لِي اِلَّا رَبَّ alemin." Onlar benim düşmanımdırlar alemlerin Rabbi olan Allah müstesna. Veya başka bir surede Zuhruf suresinde İbrahim Aleyhisselam onlara diyor ki ve izqala İbrahim li ebîhi ve kavmihi inneni berâ'un minkum inneni berâ'un mimma ta'budun illallezî İbrahim kavmine ve babasına dedi ki ben sizin Allah'ın dışında ibadet ettiklerinizden beriyim beni yaratan Allah müstesna. Niçin ehli tevhid kavimlerine beraat ilan ederken Allah müstesna diyorlar. Çünkü yeryüzünde hiçbir müşrik kavim yoktur ki mutlaka Allah'a kulluk eder, mutlaka Allah'a ibadet eder. Lakin Allah'la beraber başka ilahlara, Allah'la beraber başka raplere de kulluk ederler. Tevhid ehli onlara biz sizin taptıklarınızdan beriyiz dediklerinde Allah da bunun içerisine giriyor. Çünkü onların taptıklarının arasında kulluk yaptıklarının arasında Allah da var. Ne yapmak zorunda hissediyorlar kendilerini? İstisna yapmak zorunda hissediyorlar. Allah müstesna sizin taptıklarınızdan uzakız diyorlar. Yani kardeşlerim insanların çoğunun bildiği gibi müşrik Allah'ı inkar eden, Allah yoktur diyen, Allah'a kafa tutan adam değildir. Bilakis müşrik Allah vardır, Allah bir tanedir, Allah bizi yaratandır, Allah bize rızık verendir deyip Bununla beraber şunu söyleyen insandır. Ama Allah o kadar büyüktür ki, Allah o kadar yücedir ki bizim Allah'a ulaşmamız mümkün değildir. Hani çok büyük varlıklara ulaşmak zordur, kolay değildir. Bizim ne yapmamız lazım? Bizi Allah'a ulaştıran bazı aracılar edinmemiz lazım. Allah'ın yanında değerli olan bazı kullara dua etmemiz lazım, onlara kurban kesmemiz lazım, onların kabirlerinin etrafında dönüp durmamız lazım. Umulur ki مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُونَ اِلَى اللّٰهِ zulfa. Biz bunlara sadece bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz. Ya da Allah o kadar büyüktür ki, Allah o kadar azimdir ki bizim trafik işlerimize mi karışacak? Bizim maliye işlerimize mi karışacak? Gelip de bizim miras hukukumuzla mı ilgilenecek Allah? Haşa ve kella alemlerin Rabbi olan Allah çok yücedir. Onları biz yapalım. Yani bu kanunları biz yapalım. Miras hukukunu biz belirleyelim. Maliye hukukunu biz belirleyelim. Evlilik hukukunu biz belirleyelim. Allah ne yapsın peki? Allah da büyük işlerle uğraşsın. Yani yıldızları idare etsin, güneşin doğuşunu batışıyla batışıyla ilgilensin. Ama kalan böyle küçük ufak tefek işlere gelince Allah onları da bize bıraksın. Onları da biz yapalım. Müşrik budur işte kardeşler. Müşrik budur. Yoksa müşrik Allah yoktur. Ben Allah'ı tanımıyorum diyen insan değildir. Bundan ötürü bütün ehli tevhid müşriklerden teberri ettikleri zaman Allah'ın dışında ibadet ettiklerinizden uzaklaşıyoruz diyorlar. Çünkü her müşrik toplum mutlaka bir şekilde alemlerin Rabbi olan Allah'a kulluk eder. Hatta bir adım ötesini söyleyeyim. Her müşrik toplum Allah'a biraz daha fazla yakınlaşma ümidiyle, Allah'a şirk koşar ya da Allah'ı tazim etmek düşüncesiyle bazı şeyleri Allah'a yakış yakıştırmadıklarından ötürü alemlerin Rabbi olan Allah'a şirk koşmuş olurlar. Bundan ötürü peygamberler Allah'ın dışında taptıklarınızdan der.